biz damar sertliği rahatsızlığına sahip olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bunu tespit edecek testler var mıdır? Nedir bunlar? Nasıl anlarız bu hastalığa sahip olduğumuzu, bu soruna sahip olduğumuzu? Nefis Hanım, 20-30 yaşında bir senin plak var mı, damarım sert mi diye araştırmasına zaten gerek yok. Ama yine her programda, gazetelerdeki her yazımda tekrarladığım gibi iyi yaşlanma planı yapan herkesin 50 yaş gelince, 50 hatta yaş, 40'lı yaşlarda, 40. doğum günü kutladığının hemen ertesi haftasında şapkasını önüne koyup, benim genetik mirasımda damar sertliği ve plak oluşturma, yani plak koleksiyonu yapma eğilimi var mı? Bakması lazım. İki, benim yaşam tarzımda plak oluşumunu kolaylaştıracak bir takım hatalarım var mı? Allah korusun, sigara içiyor muyum? Nedir bunlar? Çok alkol kullanıyor muyum? Gibi. Benim damarlarında plak oluşturmasına yol açacak bir sağlık sorunum var mı? Tansiyonum var mı? Şekerim var mı? Kolesterolüm var mı? Trigliseritim yüksek mi? İnsülin direncim var mı? Ürik asidim yüksek mi? Bakması lazım, düşünmesi lazım. Yani kalın bir şekilde de altını çizerek tekrarlayalım. Evet. Hepimizin bir hayat planı yapması lazım. Zaten yeni hayat bize bunu mecbur kılıyor. Artık hiç kimse 50'li 60'lı yıllarda ölümü aklından bile geçirmiyor. Allah Tabii. korusun, Allah keçine versin. Ve herkes imkan dahilinde daha sağlıklı kalarak 60 değil 70'i, 70'i değil 80'i, 80'e göre 90'ı hedefliyor. Benim 80-90 aralığında 500'ün üzerinde hastam var. İyi hayata kendini adayarak iyi yaşlama yolculuğuna çıkan hepsi maşallah gayet bana göre diyorsunuz. Top gibiler. Evet. Çünkü iyi bir plan yapıyorlar. Çünkü plaklarını korumayı, büyütmemeyi, kopmamasını önlemeyi öğrendiler. Ama 40-60 yaş aralığında olup da ben babam gibi 60'ına varmadan stent, 70'ine varmadan bypass ameliyatı olmak istemiyorum. Ben annem gibi felç geçirmek istemiyorum. Ben dedem gibi bunamak istemiyorum. Vasküler demans, damar sertliğine bağlıdır vasküler demans. Alzheimer'dan tamamen farklı. Beyin damarlarınız sertleşirse vasküler demans olursunuz, bunarsınız. Dolayısıyla bu yönde izlediğimiz birçok insan var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu. Damar sertliği ile herhangi bir riskim var mı sorusunu aile reisi olarak ailemden benim vermem lazım. Çocuklarımla ilgili, eşimle ilgili, kadınsam, kocamla, kocamsam, karımla. Hatta kardeşlerimle ilgili ve bir de kendimle ilgili. Kendimle ilgili o karar vermedikten sonra öbürle ilgili zaten vereceğimi hiç düşünmeyin. Dolayısıyla damar sertliğinin varlığını araştırmak için bazı testlere geçmem gerekiyor ama 50'sinden sonra geçeceksiniz. Nedir bu test? Size yıllık check-up'lar yapılıyor. Şekeriniz çok iyi, topaç gibisiniz. Kolesterolünüz 120 çıktı. Maşallahınız var. Evet. Evet. Tansiyonunuz da iyi Nefis Hanım. Sizde hiçbir şey yok. Akşam eve gitti Ayşe Hanım. Doktordan o gün check-up'tan topaç gibi çıktı. Akşam evde kalp krizi geçirdi. Nasıl oldu abi bu? Çünkü kanınızdaki 4 tane veri, tamam kanınız yalan söylemez ama hayatınızla ilgili bütün verileri size net ve açık olarak ifade etmez. Çünkü kan tahliliyle buradaki bir plağı anlayamazsınız. Evet, kan tahliliyle buradaki bir plağı anlayabilmeniz için kan tahlilinin biraz daha profesyonelleştirmesi lazım. Mesela nasıl? Ben sizin HSCRP Hakkari Samsun nokta Ceyhan Rize Pazar HSCRP testinize Hı. baktım. Bu testinizi ben birin üstünde görürsem kaşımı kaldırırım. 1 ile 3 arasında görürsem canım sıkılır. 3'ün üstünde görürsem sizi bir dakika Nefis Hanım daha ileri incelemeler yapmak zorunda izlemek durumunda kalırım. Çünkü HSCRP testi damar duvarında bir plakla damar duvarı arasındaki iletişim kakışmanın yani damar duvarındaki bir plak oluşumunun yani daha anlaşılabilir bir tabirle damardaki kaçak bir inşaatın işaretidir. HSCRP. İki, sizin tansiyonunuz varsa ben sizin takip sistematiğinizin içine hele tansiyonun yanında bir de insülin direnciniz varsa ta derinine damar sertliği ve damar plak takibini koyarım. Ne yaparım? Nefis Hanım'ın tansiyonu başlamış. Daha yaşı 40'larda. Hepsiniz evet. isminize örnek veriyorum. Kusura bakmayın. Rica kolay ederim. Aynı zamanda ailesinde de demans var veya kalp krizi var evet. 60 yaşında. Genetik ya da babası biraz. Stent taktırmış. Evet. O zaman ben bunda biraz daha ileri giderim. Derim. Ne yapmam lazım? Ürik asidinize de bakarım. Çünkü ürik asit yüksekliği de damar sertliğinin yani damar sertliğini oluşturan suç grubunun, mafya diyelim onlara, evet. mafyanın üyelerinden birisi. Dolayısıyla ürik asidine bakarım. Ürik asidi eğer 5'in üstündeyse kadın, 5,5'ün üstündeyse erkek,
bir dakika deyip oturup bir ürik asit meselesini çözüme kavuşturmaya çalışırım. Yeter mi Osman Hocam? Yetmez. Mi? Açlık insülinine bakarım. Açlık. Açlık insülini 8'in üzerindeyse çok ciddi önlem alırım. Hatta insülin direncini hesaplarım. İnsülin direncini 1.7, 2 gibi rakamları görürsem ne yaparsan yap damar sertliği olacaktır. Çünkü insülin endoteli en çok hasarlandıran, endotel tamiratını en çok bozan aşırı miktarda olduğu zaman en çok damar sertliğini tetikleyen moleküllerden endotel birisi. Endotel nedir? Endotel çok güzel sordunuz. Ben tabii öğrencilere ders anlatıyor gibi anlattım. Affedersiniz. Damar duvarımızın içinde tıpkı evimizdeki döşeme gibi, evet, halılar gibi düşünün, bir halı tabakası var. Kayganlığını sağlayan damar duvarının ve damar duvarının bütünlüğünü sağlayan. Ama o endotel sadece damar duvarının bütünlüğünü, kayganlığını da sağlamıyor. Şimdi yeni bilgilerimizle öğrendik ki endotel aslında üretken bir fabrika. Aynı zamanda damarı tamir ediyor. Korumakla kalmıyor, tamir ediyor. Bozulanını kendi de tamir edebiliyor. Endotel damarın elastikiyet gücünü ürettiği NO ile, nazili ordu, nitrik oksit ile ayarlıyor. Endotel hasar gördüğü zaman nitrik oksit üretimi azalıyor. Hmm. Endotel hasar gördüğü zaman damar duvarında pıhtılaşma süreçleri devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla endotel bütünlüğünüzü ben takip etmek isterim. Zaten SRP artışı biraz önce söylediğim, evet, SCRP endotel bütünlüğünün bozulduğunu, endotelde inflamasyon yani endotelit başladığını gösteren işaretlerden bir. Yani mesele bununla mı sınırlı? Hayır. Ne madem dedi ki endotelit olduğu zaman orada LDL kolesterol daha kolay giriyor. Özellikle small LDL, küçük LDL, küçük kötü kolesterol parçacıkları daha kolay yapışıyor oraya. O zaman LDL'yi de takip almam lazım. Peki başka? Kanda ne kadar çok LDL varsa o kadar çok damarın endoteline yapışacak olan, hasar yapan kolesterol partikülü var demek olduğuna göre, yani o kadar mahallede çok hırsız dolaşıyor, evet, olduğuna göre ben mahallenin bekçilerini arttırmam lazım. O mahallenin lazım? Sokaklarında damarda gezen bekçiler kim? Hırsızları yakalayıp ensesinden karakola geri getirip çekip tedavi eden iyi kolesterol, HDL. HDL değil mi? Eğer sizin mahallenizde yüz değil, 10 hırsız var ama hiç bekçi yoksa o 10 hırsız da evleri soyup soğana çevirir. Dolayısıyla iyi kolesterolünüz düşükse kötü kolesterolünüz normal olsa bile sistem çalışmaz. Yani çöpçünüz yoksa damarlarınızda çöp kolay birikir. O çöpü toplayıp karaciğere getirip çöp olmaktan çıkaracak olan bekçileriniz, sizin sağlık damar bekçileriniz HDL kolesterol Hakkari, Diyarbakır, Lüleburgaz. Hiçbir kimsenin elinin altında olmaması lazım. Erkekseniz mutlaka 55'in, kadınsanız 60'ın üstünde olması lazım. 60'ın üzerinde olması lazım. Ben 44'te HDL yolculuğuna çıktım. Şu anda çok şükür 60'ın üstündeyim. Peki nasıl sağladık hocam nasıl bunu? Nasıl sağladık? Sigara nasıl içmezseniz, HDL'mizi? Çok ciddi egzersiz yaparsanız, özellikle hafif egzersiz ağırlıklar yaparsanız ve kilo kontrolünüze dikkat eder, insülin direncinizi yenerseniz HDL'nizi yükseltirsiniz. Peki HDL'ime baktım, LDL'ime baktım, evet, ürik asitime baktım, evet, insülinime baktım, şekerime baktım. Çünkü şeker de bir bela. Yeter mi? Yetmez. Çok daha büyük bir tehlike var. Hep kolesterolle uğraştığımız için o tehlikeyi unutuyoruz. Nedir o? Trigliserit. Trigliserit. Trigliserit aslında mafyanın 2 numaralı, mafyanın reisi, bana sorarsanız mafyanın reisi esasında sigaradır. Sigara içtiğiniz zaman öbürlerinin hepsi zaten külliyen devreye girirler. Anında hepsi sokağa iner, suç örgütünü kurarlar. Ama trigliseridiniz yüksekse... Nedir trigliserit? Trigliserit bir yağ. Trigliserit şekeri kullanmadığımız zaman kanımıza daha çok artan, şekerden dönüştürülen karaciğerde bir yağ. Kullanmadığınız suyu nasıl baraj biriktiriyorsa, kullanmadığınız şekeri de karaciğer biriktirmek için yağ çeviriyor. İleride ben bunu şekere çeviririm. Osman'ın, Nefise'nin enerji ihtiyacını karşılarım, elektrik kesintilerini karşıya koyuyor. Onun adı trigliserit. Hı. Ama Türkiye'nin tamamına siz GAP projesi yapar da tamamını suyun içine gömerseniz ülke kalmaz. Yani vücutta ihtiyacınızdan fazla yağ biriktirirseniz veya vücudunuzda ihtiyacınızdan fazla trigliseriti sistemde döndürürseniz bu da sizin sistematiğinizi bozar. Çünkü fazla trigliserit LDL kolesterolünüzü yoldan çıkarır, damarınızın duvarını hasarlandırır. Dolayısıyla trigliseritte baktıracağız. LDL kolesterolünüz 100-120 aralığında, HDL kolesterolünüz 50'nin üzerinde olacak, ürik asitiniz 5-5,5'ün üzerine çıkmayacak, HSCRP'niz her koşulda 1'in altında olacak. 1'in altında. Evet, aynı zamanda insülin rakamlarınız 5'in altında tutmaya çalışacaksınız.
insülin direnciniz 1,5'un özellikle 2'nin üstüne asla çıkmayacak. Ve biraz önce söylediğim gibi HDL kolesterol meselesi ve trigliserit meselesi önemli. Trigliserit en az şeker kadar, trigliserit en az kolesterol kadar önemli. Yüzü geçmeyecek. Yüzü geçmeyecek. 150'yi geçtiği zaman hemen alo bir doktor randevusu, bu işten anlayan bir doktora gidip benim bu trigliseritim niye yüksek arkadaş diye çağır. Çoğu zaman da çok lüzumsuz yükselir. Çok fazla karbonhidrat, hiçbir suçunuz yoktur sizin. Bilgisizliktir suçunuz. Eğer fazla miktarda karbonhidrat tüketirseniz, günde 800-1000 kalori de alsanız, o 1000 kalorinin, 2000 kalorinin hepsi karbonhidratsa trigliseritiniz yükselir. Ne yediğimi ham mi? Maddeyi verdiğiniz yerden, yani buradan kıyma veriyorsanız buradan portakal çıkmaz. Tabii ki. Buradan kuzu geliyorsa buradan kurt, buradan kurt geliyorsa buradan kuzu çıkmaz. Yani siz sisteme fazla şeker verirseniz, siz sisteme fazla yağ yüklerseniz fazla trigliseritiniz olur. Ama özellikle yağdan ziyade yağı kanda yükselten trigliserit yağ değildir. Meyvedeki şekerdir, fruktoz. Bakkaldaki şekerdir, sakkaroz. Ya da yediğiniz atıştırmalıkların içindeki o belalı, hayat düşmanı, sağlık düşmanı fruktoz. Yani nişasta bazlı fruktozdur. Yani mısır şekerinden elde edilen, mısır nişastasından elde edilen beladır ki devlet çok şükür onu yasakladı. Evet. %0,5'in üstünde kullanımı yasak. Her ne kadar birileri onu arttırmaya çalışsa da Tarım Bakanlığı da Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işi çok net biliyor. Çok farkındalığı olduğunu net biliyorum bu işin karşısında. Yani mümkün olduğu kadar fruktozdan, özellikle yapay fruktozdan evet. uzak, palm yağından uzak bir hayatı bu ülkenin insanlarına vermek ve kazandırmak zorundayız. Bizim akademisyen olarak, sizin medya ortağı olarak işin, iş insanlarının gıda üreticisi olarak bunu çözüm ortağı olarak sisteme girmeleri lazım. Peki bunlarla biter mi hocam? Bunlarla biter. Bitmez. Evet. Bitmez. Tansiyonunuz varsa, tansiyonunuz varsa yine benim bir şanssızlığınız daha var. Çünkü yüksek tansiyon damar duvarına o pıhtıların daha kolay yerleşmesini sağlar. Yani ben şuraya bir şey geldiği zaman eğer ben bunu çakarsam buraya, burada daha kolay durur bu. Yani daha kolay yerleşir. Dolayısıyla tansiyon yaptığı basınçla damar duvarını yaralamakla kalmaz. Damar duvarındaki pıhtısal işlemleri, plaksal süreçleri daha da hızlandırma eğilimi yapar. Bunda kalsa iyi. Yumuşak bir plak bulursa, biraz sonra konuşalım onu, kararsız plak nedir? Evet. Kararsız, kopmaya hazır, yerine yerleşememiş, evet. henüz mahallede çadır kurmuş, bekleyen bir plak bulursa o tansiyon o gün yağan sel gibi, yani yağmurun yaptığı sel gibi o plak oradan koparır, beyninizi, damarınızı tıkar, felç geçirirsiniz. Transiyen, geçici iskemik atak geçirirsiniz. Ya da kalp damarınızdan koparır o plağı, sizin kalp damarlarınızı tıkar, kalp krizi geçirirsiniz. Aritmi geçirirsiniz, ventriküler fibrilasyon geçirirsiniz. Ya da gece yatağınızda ölü bulunursunuz. Maalesef. Evet, maalesef. Bunların hepsi, Nefise Hanım şunu söyleyebilirim büyük bir iddiayla, özel çok 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 özel durumlar dışında, bu devirde bir insanın tip 2 şeker hastalığına yakalanması çok büyük emeksizlik, dikkatsizlikle olur. Tip 2 şeker hastalığı. Hani bir laf var ya, bunu böyle yapmak için çok ciddi bir, affedersiniz, cahillik tahsilinden geçmiş olmak lazım. Bu devirde şeker hastası, tip 2'den bahsediyorum, tip 1'den değil. Nedir çocuk, aradaki fark? Tip çocuk 2. diyabetin tip 1 farklı. Orada pankreas bezi bir takım nedenlerle detaylı bir gün konuşuruz. Evet. Harap oluyor, insülin üretemiyor. Orada çocuğun bir suçu yok. Anne babanın yemenin içmenin bilemediğimiz bir takım konular dışında suçu yok. Ama tip 2 diyabette suçlu biziz. Yediklerimiz, neden? İçtiklerimiz, tembelliğimiz, hareketsizliğimiz, dikkatsizliğimiz. Bu devirde bir insanın insülin direncinden prediyabete gidiyorsunuz. Hatta biraz daha geriye gidin. Önce insülin fazlalığınız var. Ne diyor Osman Hoca? 5'e geçmesin. 8 olunca biz buna hiperinsülinemi diyoruz. Daha insülin direnciniz yok. Sonra 3-5 sene sonra kilo almaya devam ediyorsunuz. Kötü beslenmede ısrarlı davranıyorsunuz. O insülin fazlalığı, hiperinsülinemi, insülin direnci oluyor. Bana ne kardeşim diyorsunuz. Gıdığım olsun, kalçam genişlesin, belim genişlesin. İnsülin direncinden bir üste terfi ediyorsunuz yaş 55'e gelince. Gizli şeker, prediyabet. Ya ne olacak hocam, işte tansiyonum yok, şekerim yok, yiyeyim içeyim, keyfime bakayım, yan gelip yatayım. Tamam yat kardeşim. Ondan sonra prediyabetten diyabete terfi ediyoruz. Hayırlı işler, hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz?
Damar sertliğine hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz? Bunamaya hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz? Felce hoş geldiniz. Kalp krizine hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz? Böbrek yetmezliğine hoş geldiniz. O nedenle bu devirde bu süreçleri hayatı boşa alarak, vitesi boşa alarak kendi haline bırakmak hem bir kişi için hem de o kişiyi izleyen doktor için fevkalade ayıp olan bir şey, fevkalade yanlış olan bir şey. Damar sertliği diyabetle baş başadır. Bir başka yanlış, tansiyonla baş başadır. Bir başka yanlış, kan yağ dengesizliğiyle baş başadır. Eğer bu üçlü çete bir aradaysa sizin başınıza beladır. Bunu bilmeniz lazım. Kilonuz varsa daha fazla beladır. İnsülin direnciniz varsa çok daha fazla beladır. Dolayısıyla bu damar sertliği meselesini bilmemiz lazım ki yaşlanma sürecimizde bizi bize, bizi başkalarına muhtaç edecek devletin, çocuklarımızın, çocuklarımızın üstüne yük edecek, kendimize yük edecek en büyük belaların başında damar sertliği geliyor. Damar sertleştiği için bunuyoruz yaşlayınca. Damarımız sertleştiği için kalp yetmezliğine giriyoruz, yürürken yoruluyoruz. Damarımız sertleştiği için tansiyon hastası daha kolay oluyoruz. Tansiyon hastası olduğumuz için de daha kolay damarımızı sertleştiriyoruz. Dolayısıyla plak meselesini anlamak çok önemli. Peki nasıl anlayacağım nasıl daha detayını? Evet. Çok kolay mı? Yani batın ultrasonu yaptıran birinin neden karotis dopleri yaptırmadığını 50 yaşından sonra ben anlamıyorum. Onu yapmayan, yaptırmayan doktoru arkadaşımı da anlamıyorum. Nedir tekrar? Çünkü edelim. Bir insanın karaciğer yağlanmasını bulmak çok büyük bir marifet değil. Kimse karaciğer yağlanmasının bazı özel koşullar dışında tabii ki bir sağlık sorunu konuşacağız. Hayat kalitesini bozan bir sorun konuşacağız. Ama kimse karaciğer yağlandığı için ölmüyor. Ama karaciğere baktığın kadar, yahu baktın aortada karnına, karaciğerin hemen yanında burada. Evet. Aortada plak gördün, tak hemen git karotise bak. Karotis. Beynimize giden şah damarları. Eğer benim bu damarlarımda plak varsa, bu plak burada da yani kalp damarlarımda da iddia ediyorum %100 vardır. Vardır. Burada varsa da burada vardır. Mesela kalp krizi geçirmiş birisi, kardiyolog arkadaşım stent takmış. Vermiş statini, Allah razı olsun. Vermiş kan inceltici. Evet. Tamam, ondan da eyvallah. Peki karotisinizde plak var mı? Anlamadım diyor. Bakılmadı mı? Bakılmadı. Ya o kardeşim burada plak varsa da burada var. Nasıl burada varsa burada var. Burada varsa da burada var. Çünkü kalp beyinden, beyin kalpten daha önemli değil. Bunun ikisi yol arkadaşı zaten. Doğru. Çünkü ikisi en çok kanı aldığı için kandaki bir rahatsızlıktan, bedendeki bu anlattığım problemlerden en çok onlar rahatsız oluyor. Neden? Sizin evinize kötü, kireçli, berbat bir su geliyor. O evinizdeki borulardan en önce neresi tıkanır veya daralır, kireç bağlar? Bir, banyonuz. İki, mutfağınız. Neden? Çünkü en çok orada suyu kullanıyoruz. Neden beyin ve kalp damarlarımız en çok kanı onlar kullanıyor da onlar. Doğru. Bu basit bir mantık. Bir düz mantık. Bilimsel bir mantık falan da gerektirmiyor bu. Yani niye kol damarlarınız tıkanmıyor da bacak damarlarınız daha çok tıkanıyor? Çünkü bacağınızı kolunuzdan daha fazla kullanıyorsunuz. Yani kolunuza günde 10.000 adım attırmıyorsunuz. Bacağınızı attırıyorsunuz. Tabii. Eğer o bacak damarınızın içinde dolaşan kanda ürik asit fazlaysa, LDL fazlaysa, trigliserit fazlaysa, iyi kolesterol, asla tansiyon varsa, sigara içiyorsanız ayvayı yediniz. O bacak damarları da tıkanır kardeşim. Kasık damarları tıkanır kardeşim. Dolayısıyla sizin damarlarınıza bakmanız belediyenin temizlik işleri müdürlüğünün çöp toplayıcı sisteminin, sokak temizleme sistematiğinin bakımı kadar önemli bir şey. Çöp toplamayan bir belediye nasıl ne yaparsa yapsın hikaye ise, damarlarına bakmayan bir sağlık meraklısı ne yaparsa yapsın hikayedir. Eğer siz vücudunuzun belediye başkanı gibi kendinizi düşünüyorsanız, ilk yapacağınız iş sokaklarınızın temizliğidir. Çünkü malı hücreleriniz o sokaklar taşıyor, çöpler o sokakta birikiyor ve çöplerin birikmesiyle tıkanan o sokaklar olduğu sürece siz ne yaparsanız yapın o evde, o mahallede, o şehirde hayat sağlıklı yürünüyor.